açıktan bağlıyorlar. Aynen. Sürü halinde dinamikçilerin aynı. Oldu 3 gün önce evde şu anda izlerim duruyor daha. Çocuğum da oldu 1,5 yaşında oğlum. Ya görsen de sallamış dedi. Üzerine düşündü iğnesini dişlerden. Hastanede hep ölüyordum az daha. Biz her sene zaten bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Dün sabah aşağıya indiğim zaman bu binamızın girişinde bayağı böyle 70-80 tane kadar gördüm bu çam kesesi tırtıllarından. Süpürgeyi elime alıp süpürmeye çalıştım bahçeye doğru. Daha sonra çöpe atacaktım. Süpürürken herhalde dışındaki o beyaz tüyler uçup üzerime geldi bir anda. Fakat ben görmedim yani görüntü olarak görmedim. Ve ardından yavaş yavaş bir kızarıklık, kaşıntı yüzüme kadar, gözlerime kadar vurmaya başlayınca hastaneye başvurdum direkt. Hastanede bir ilaç tedavisi aldım. Dün gece 12'ye kadar oradaydım. Bunun çam kesesinin tüylerinden olduğunu söyledi hoca bize. Günlük 40-50 vaka kadar geldiğini söyledi. İlk başta kaşınmaya başladım zaten. Daha süpürürken zaten başladım. Ve ben şey düşündüm, hani tiksindim herhalde ondan kaşınıyorum diye düşündüm. Sonra kabarcıklar, kızarıklıklar çıkmaya başladı. Ve 2-3 saat sonra da aşırı bir yanma hissi. Yani bütün yüzüm alev topu gibi. Aynen öyle. Yani 15 dakika içinde oldu hepsi. Ve 3 gün önce annem de aynı sorunu yaşadı. Onda da hala izler mevcut. 3 gün önce gene Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeydik. Biz dün gece de oradaydık. Yani oradaki hekimlerimiz bile yani şaşırdılar bu kadar olmasına. Özel firmaları aramaya kalktım. Aradım. 2000 lira fiyatlı verenler var. 3000 lira var. 4000 lira var. Yani bugün bir tanesiyle anlaştık. 1000 liraya getirip ilaçlatma yaptık. Ama ilaçlama firması da bana dedi, biz buraya ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım, o keselerin oradan kesilmesi gerekiyor. Yani o dalların, kesi olan dalları kesip yakılması gerekiyor dedi, imha edilmesi gerekiyor dedi bize arkadaş. Ve her sene düzenli olarak bunun ilaçlanması gerekiyor, keseden önce. Yani Kasım, Aralık ayları arasında ilaçlama yapmanız gerekiyor dedi. Çam kesi tırtılı bir kelebek türü aslında. Bir kelebeğin, bizim şu anda çevremizde gördüğümüz tırtıllar, kelebeğin erken evre canlıları, larva evresi diyoruz biz buna. Normalde bu canlı Ağustos ayı gibi çam ağaçlarının iki tane yeşil ibresini birleştirip üzerine yumurtluyor kelebekler. Ve Eylül-Ekim gibi bu gelişme başlıyor ta ki bu döneme kadar. Yani biz Mart-Nisan'a kadar bu gelişmeyi takip edebiliyoruz. 5 tane larva evresi geçirerek toprak üzerinde, ağaç üzerinde gelişerek bu hale geliyor. Ve gelişmesini tamamlandıktan sonra larva dediğimiz bu tırtılları evresini tamamladıktan sonra toprağa inmek için yavaş yavaş ağaçlardan böyle katarlar şeklinde çok sayıda tırtıl arka arkaya dizilerek toprağa doğru inme başlıyor. Onlardaki bir davranış şekli, öndeki birey diğer bireylere bir feromon üretiyor ve diğer bireylerde iz işaret feromonu diyoruz biz buna. Onu takip ederek nereye gitmeleri gerektiğini anlıyorlar. Böceklerde değişik sosyal davranışlar görebilirsiniz. Bu hayvan ilk 3 evresinde, larva evresinde çok alerjik değil. Ama son büyüme evreleri, özellikle Şubat ve Mart aylarına gelen evrelerindeki canlının dışındaki tüy benzeri yapılar çok alerjik. Özellikle insanların ve hayvanların, özellikle evcil kedi köpek gibi hayvanların bunlardan zarar gördüğünü biliyoruz. Normal koşulda hayvanın direkt temas etmediğiniz sürece belirgin bir alerji göremezsiniz. Ama bazen ağaç üzerinde çok sayıda yuva varsa, siz de buna yakın bir yerde oturuyorsanız bundan alerji olabilirsiniz. Özellikle tırtıllar toprağa inerken üzerlerinde yürüdükleri noktalarda üzerlerindeki kıllar, tüyler kırıldıkları zaman etrafa dağılırlar. Bu rüzgarla veya hava akımlarıyla olur. Gözünüze, yüzünüze gelirse bu sizde bir kaşıntı, alerji hissine sebep olabilir. Onun için özellikle bu dönemlerde piknik alanlarında uzak durmak gerekiyor. Sahada bizim ormana yakın yerlerde çalışan arkadaşlarımız özellikle yol kenarına yakın bölgelerde bulunan ağaçlardan dolayı etkilenebiliyorlar. Mesela trafikte şu anda siz seyahat ederken ormana yakın bir bölgede hareket ediyorsanız aşırı çam kese tırtılı varsa bunların alerjenleri sizin gözünüzde yüzünüzde kızarıklık, kaşıntı gibi durumlara sebebiyet verebilirler. Yaklaşık 15 gün, 20 gün bu süreç devam edecek. Toprağa inecekler ve daha sonrasında herhangi bir problem kalmayacak. Diyorlar ama bunlar o kadar şey değiller, alerjik değiller. Yani alerji yapan, kırıldıkları zaman içerisinde alerjen var. İnsanlara alerji ediyor, hayvanlara alerji ediyor. Kendi koruma sistemi hocam bu. Bu
Bu ne lan? Daha da gidiyor.